Başımıza bir musibet geldi. Ne diyeceğiz? Nasıl Rabbimize yalvaracağız? Ne yapacağız da Allah bize yardım edecek? Hani her günümüz bir musibet. Her gün bir imtihanla karşı karşıyayız. Ne diyeceğiz de Allah bize yardım edecek? Allah'ın yardımını üzerimize nasıl celbedeceğiz? Bakın şu okuyacağım hadis, Müslim'de geçen bir rivayet. Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki, annemiz, Peygamber Efendimizin eşi. Ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiştim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer, musibete maruz kalır da İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Tekrar ediyorum. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Derse, yani biz Allah'tan geldik. İnna lillah. Allah'a aitiz. Ve inna ileyhi raciun. Ve kesinlikle ona döneceğiz. Kesinlikle gidişimiz onadır. Ya Rabbi, şu başıma gelen musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet derse, Allah onu uğrattığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ben bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini duymuştum diyor. Sonra kocam Ebu Seleme öldü. Ben de Resulullah'tan duyduğum bu duayı okudum. Ve dedim ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlif li hayran minha. Bunu söyledim. Allah Ebu Seleme'den sonra Ebu Seleme'den daha hayırlısını bana verdi. Resulullah'ı bana verdi diyor. Canlı bir örnek işte. Allah böyle duasını kabul etmiş. Siz de aynı şekilde mesela dükkanınızı kaybedebilirsiniz. Eşinizi kaybedebilirsiniz, çocuğunuzu kaybedebilirsiniz, arkadaşınızı kaybedebilirsiniz, maneviyatınızı kaybedebilirsiniz, Allah'a bağlılığınızı kaybedebilirsiniz. Yani bunların her biri musibet kardeşler, maddi manevi. Yalvarın Allah'a, yapın bu duayı, inanın Allah daha hayırlısını inşallah size verecek.